Günaydın millet. Bakın misafirlerimiz var bugün. Bostanlı Barınağı'nda oluyorlardı genelde. Bugün buradalar ve çok mutlu olduk biz. Bademim. Gel kız. Gel anneciğim. Bademde bir anda tasmayı bulamadık çünkü. Tasmasız çıktık. Anını denize atlar kendisi. Çok tatlı bunlar ya. Çok tatlı bunlar. Bademim bekle. Şöyle yapalım. Hem siz orayı görün. Bekle kızım. Sizi mikroplar sizi. Şunlara bakar mısınız ya? Ne kadar tatlılar ya. Daha önce YouTube'da var arkadaşlar. YouTube'da Emine Top. Kala derseniz, Emine Top Kala derseniz benim Gala'daki bir videomla karşınıza çıkacağım. Veya Öğretmenler Günü, Emine Top Öğretmenler Günü deyin. Emine Top insan hakları deyin. Dolayısıyla ben çıkacağım. O zaman beni izleme şansınız olacak. Orada var bunlardan. Daha önce de paylaştım. Gel annem. Bademimi alayım çünkü badem korkuyor. Gel kızım. Bir köpek gelirse kendini insan zannediyor badem çünkü. Ay iyi ki videomuz var, iyi ki yerimiz var çünkü genelde dolu oluyoruz. 4 taneler, bir tane de orada var, 5. Çok güzel, sabah neşesi oldu bize bugün. Bak bir de paşa. Paşa mı acaba bu? Paşa, kuzu. Sen ne yapıyorsun annem? Sen ne yapıyorsun kızım? Vallahi umurda değil paşanın. Paşa gidiyor. Evet. Evet, o yalnızın yanına gidiyor diğerleri de. Hayır. Bu 1, 2, 3, 4. Yalnız olan daha ileride gördüğünüz üzere. Çok güzel ya. Işıl ışıl, ışıl ışıl karşı yakam. Işıl ışıl karşı yakam çok uzaklaştırdık, şey oldu. Şöyle yapalım. Muhteşem bir görüntü. Harikulade bir güne başladık. İşte. Hay 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 hay. Öyle güzel balık yakalayışları var ki. O gagalarıyla o kadar. İniyorlar aşağıya ve löp diye yutuyorlar. Ve izlemeyi ben çok seviyorum. Hafta sonu inşallah misafirlerim gelecek ve balıkçı barınağına götüreceğim. Yani kahvaltı deyince illaki lüks mekanlarda yok kardeş. Zaten o lüks mekanlarda tatlı yemiyoruz, bal yemiyoruz. Bizim yediğimiz zeytin, peynir, yumurta ve yeşillik. Dolayısıyla bal tatlı, sadece şeker kullanabiliyorum işte. Ondan vazgeçemedim. Ama insan vücuduna her şey lazım. Yıllarca tereyağı yedirtmediler bize. Yıllarca yumurta yedirtmediler bize. Dolayısıyla bilim hala açıklarda kaldı. Her şey tamamen net değil. Kendi bildiğiniz bünyenizi tanıyın. Size ne zararlı geleceğini bilin. Mesela ben çay çerezsiz içemem. Ya yanında küçücük bir pasta olacak ya da çerez olacaksın. Çerez olursa çok daha sağlıklı olur. Çünkü sarı leblebi reflüye bir numaradır arkadaşlar. Reflü için ilaç kullanmayın. Reflü için sarı çerez kullanın. Midedeki suyu toparlar. O asidi toparlar. Yani beni dinleyin. Ha, huzurlu yaşayın. Gidip ilaç firmalarını da kazandırmayın. Yani doktorların vicdanına kaldık artık yani. Gerçekten öyle. Ben hak ve adalet insanıyım. Doktorların vicdanına kaldık. Çünkü doktor arkadaşlarım var. Leprozantlar. Harikulade yerlere, en kalite yerlere yemek yemeye götürüyorlar. Bizi bile götürdüler. Kendilerini götürdükleri gibi arkadaşlarını da götürebiliyorlar. Ağırlattırıyorlar kısaca. Neyse, benim işte bildiğim bilgileri aktarmak istiyorum. Gidip de ben hastayım diye inanmayın. Ben çeketimi satamıyorum ya. Ben bir üreticiyim ve çeketi satamıyorum ama ilaç firması hastasın diyor, sana satıyor. Neyse, bu kadar uyarı yeter herhalde. Ses kalmadı zaten, onu boyar, bunu uyar. Sokaktaki vatandaşlar haklarını bilmiyor. Eğer ikametgahı yoksa zaten devlet yardımcı olmuyor. Ama ikametgahı olan vatandaşlar bulundukları illerin
sosyal hizmetler, yani belediyelerde var sosyal hizmetler. Bakın bir de Karabatak geldi. Ve kaymakamlıklarda var. Aç evler var, Kızılaylar var. Bunlara başvursun. Eğer gerçekten yoksulluklarını ispatladıkları zaman yardım alacaklar. Yani ben bir kadına, sokakta kalmış bir kadına 15 gün bakıp hem evini açtım, çünkü ikametgah olmadan önüme öyle bir şart çıktı. Şaşırdım, şok oldum. Ve bu da devletin bir ayıbı diye düşünüyorum. İnsanların cebinde meteliği yoksa, sokakta yaşayan vatandaş çalışmıyorsa, karnını doyuramıyorsa evi nasıl tutsun? Evi nasıl tutsun? Nasıl bir zihniyetteyiz, anlayamadım ben. Neyse, sitemlerim yönetime. Haydi kardeşler, hoşça kalın. Yeter bu kadar. Biz bugün de biraz da kendimiz için yaşayalım. Evet, bademimi görüyorsunuz. Dünya güzeli bebeğim benim. Yani korkudan. İşte tramvayımız hemen yan tarafta. O kadar şanslıyız ki muhteşem bir yerde yaşıyoruz. Hadi İç Anadolu'da gecenin bu sabahında yukarı sokağa çık da göreyim. Yani muhteşem. En sevdiğim tekne benim işte. Tarihi seviyorum ben. Geçmişi seviyorum. Bunun balkonundan daha denize yakın olmayı seviyorum. Diğerleri sosyete. Sosyete sevmiyorum ben. Ben öz seviyorum. Öz. Hoşça kalın güzel insanlar.